Hepinize merhabalar arkadaşlar. Böyle yine aynı mekandan sizi selamlıyoruz. Bugün RS200'e şu spor camın montajını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi videonun bir kısmını çekmiştim. Gördüğünüz gibi şu parçayı kaybettiğimiz için videoyu tamamlayamamıştım. Şurada hemen çekileyim önüne. Şuradaki civatanın somunu düştü abi. İçine bir yere düştü. Şuralarda aradık taradık bulamadık. Bize dedi ki sipariş edelim. Sipariş ettik. Şöyle hemen ertesi gün elimize ulaştı. Ve biz de dedik ki hemen videosunu çekelim. Şimdi şunu sökeceğiz. Tekrar takacağız. Zaten cam sökme takmada herhangi bir şey yok yani. Hepsi aynı. Yani normal orijinal camı da olsa aynı şekilde sökeceğim takacağım. Spor cam da olsa aynı şekilde sökeceğim takacağım. Spor camı da pardon orijinal camını da eve bırakmıştık bu arada. Şuradaki tornavida şu avadanlıktan çıkan orijinal tornavidası. Çoğu motora yapacağınız müdahale için gerekli aparatlar şuralarda var. Ekstra bir 13-14 anahtar. Onlar şart abi. Bir 8 lokma falan. Şu özellikle hani temizlik memizlik yaparken şuraları bazen sökmek gerekiyor. 8 lokma şart oluyor. Şöyle vidaları Mutlu ustamız Selam. Hızlı bir şekilde söküyor. Yeterince hızlı değil. Şarj sorunu. Diğer ismi Matkap Mutlu. Ne alaka? Bilmiyorum. Şimdi ben koydum kardeşim. Selo gitti. Selo şu an Türkiye sınırlarında değil. Şu an elimizdeki matkap sensin yani. Konuştun mu yakında? Tabii konuştum. Arkadaşımız Özbekistan'a gitti. Bak şimdi böyle söktük. Bunu aldık böyle çizilmesin diye. Kibarca hop kenara bıraktık. Şimdi şuradakileri de şurayı bir evet silmek gerekiyor. Tabii biz motoru yıkadığımız için orası şu an temiz. Gene de şöyle bir tozunu hop alıyorum. Şimdi burada bizim geçen gazabına uğradığımız parçalar şunlar abi bak. Bunlar böyle bükülmüş. Böyle eskimiş. Şuraları falan kopmuş bazılarının. Orijinal yanında mı? Evet evet. Şimdi bak şunda sipariş ettiğimiz yeni parça. Bak aradaki farka bak. Bu bombeleşmiş artık yani. Ne olduğu için hani bir kere sıkılmış böyle aylarca beklemiş yıllarca artık beklemiş yani. Nerede beklediyse Hindistan'dan buraya gelene kadar herhalde geçmiştir birkaç ay. Öyle güneşte sıcakta o özelliğini birazcık kaybeder gibi olmuş. Bak. Sıkılırken falan oldu herhalde. Bak inat ediyor mesela. Yok o zaten çıkardığımızda da kopuktu oran iki. Bu bak böyle abi. Bir şey olmuş. Bak nasıl olmuş görüyor musun? Yani bunların yerine yenisini takacağız. Orijinalini takacağız. Tabii bunları da yedek tutacağız elimizde. Parçalar pahalı. Ama şu güzelliği var RS200'ün işte bak şu parçayı bile bulabiliyorsun ya. Dün sipariş ettim bugün geldi yani. Yani çoğu motosiklette parça bulmak biraz problem olabiliyor biliyorsunuz. X motosikletleri. Ama bunda öyle bir şey yok abi. Evet, sen abi. Neden RS200 tercih ettin? İşte bu yüzden. Abi bak. Bak bir dakika. Bak ne hale gelmiş yani bu. Ezilmiş, büzülmüş. Bir civata girip çektikten sonra böyle evet, sıkıştırıyor. Sıkıştı falan böyle. O yüzden oldu. Sıkıştırıyor zaten ama amaç o da hani içeriden tutmak buraya bir sabit somun koyacaklarında böyle bir şey düşünmüşler güzel. Bak şu parçaları şimdi şöyle takıyoruz aldıklarımızı. Hepsini yenilemiş olduk abi. Diğerlerini de tabii ki de yedekte tutacağız. Herhangi bir şey olduğunda değiştiririz. Ha, yaparsınız yapmazsınız bu size kalmış. Ben böyle tercih ediyorum böyle yapıyorum. Bu benim düşüncem bu arada yani. Taktık bunları. Ben şimdi şu camın montajında hemen yardımcı olayım tutayım. Şöyle bir tane aşağıdan, bir tane yukarıdan ilk başta elimizle tutturuyoruz. Sıkma işlemleri falan onlar sonraki işler. Bir tane de yukarıdan tutturup dengeliyoruz abi. Şöyle hepsini yerine oturttuk. Sonra diyorlar ki yok abi oradan çektirdim, buradan kırdırdım. Şey olmadı. Bak böyle bir iki tane, üç tane kendine kılavuz yap. Bir de sıkarken de tam sıkma yani. Hani belli bir süre sonra sıkacaksın bunları. Boşluğunu öyle alacağız değil mi usta? Alacağım. Şu RS200 yazısını falan şöyle sağdan soldan hize alayıp düzgünce böyle gözümün hoş göründüğü yere yapıştırmaya çalıştım. Daha aşağı olabilir miydi? Evet. Daha yukarı olabilir miydi? Çirkin dururdu. Yani şu hizaya yapıştırdık. Belki bir tık daha aşağı yapsak olurmuş ama şuraya da kanalımızın logosunu yapıştıracağız. Sticker'ımızı bastırdığımızda. Ben oraya düşündüm kanka yani. Bir tane de şöyle plakanın oralara, çamurluğa falan. Stik
stickerları da şöyle düzgün basan bir yer bulabilirsem yakın zamanda bastıracağım arkadaşlar. Sticker isteyenler yoruma. Böyle RS200'lü... Alıcı ödemeli. RS200 bir stickerımız var. Alıcı ödemeli lütfen. He evet yani sticker isteyenler yoruma derken alıcı ödemeli. Kargonun 70 lira olduğu zaman da kendim gönderemeyebilirim. Ya da İzmir içindeyseniz İzmir, Aydın, Manisa buralarda elden teslim edebilirim. O da fazla İzmir. Yeterli sayı ulaşınca lütfen. Bunlar daha boşluğu gitmedi mi? Kanka gitti de biraz öncekiler gibi olmak istiyorlar. Hmm. Ben de çok yapmasam mı diye sıkmamaya çalıştım ama... Yok salıyor zaten. Mecburen. Boşver sık ya. O tutmak için o kadar şişmek zorunda. Yapmasam olur mu diye şey yapıyordum. Olmayacak gibi. Hatta halen daha. Halen daha oturmamak için elinden geleni yapıyor. Böyle çektirmeyle değişik bir civata yapmışlar. Yani çektirsin içeride kısılsın diye. Hani bir yönden şey düşünmüşler böyle. Buradan çıkanın niye bu kadar inatçı olduğu belli oldu. Bunu zorla takmışlar galiba. Şeyi değiştir. Somunu değiştir biriyle. Civatayı. Somun tutuyor. Civatayı. Alttaki plan... Aha tuttu. Sağ ol. Grenaj falan çok oynuyor. Oradaki direkt salıyor. Acaba yoğun birazcık geniş orada. Olabilir. Olabilir. Yani şeyde değilim. RS200'ün grenaj konusunda sıkıntıları var. Neden RS200 aldım konusunu değindik kartlara bırakırım. Sonra 1000 kilometre deneyimi, 500 kilometre deneyimi. Abi bunların hepsini çektik. Rodaj bakımını çekemedim. Sadece rodaj bakımını kendim yaptıramadığım için çekemedim. Ya, takmana tamam, taklamış. Canavar gibi. Abi şimdi bak şimdi nasıl oldu? Bu yorumlara bekliyorum lütfen yani. Hani bu sticker'ı güzel yapıştırmış mıyız? Bir onun yorumunu yapın. Ne bileyim yani hani şunları güzel taktık mı onun yorumunu yapın. Sonra siz böyle bir problem yaşadınız mı mesela? Sizin şu parçalarınız düşüp de hani kaybettiğiniz oldu mu? Sonra şu parçalardan mesela bir tane falan kaybeden olur. Hani İzmir içindeyseniz abi benden gelip alabilirsiniz. Bir tane verebilirim. İki tane üstten verebilirim yani. Üstten çıkardığımız hangisiydi? Şu sanırım bak baksana. Heh, evet. Diğerlerine bak bir de buna bak. Grenajdaki problemlerden ötürü abi bak. Bunun hatta şurada tamam şeyi mı var yani. Şuna bak. Kullanılmamış gibi bak. Şu daha bak. Şuradaki. Şuna bak şuna bak yani hani. İşte grenajdaki düzensizliklerden ötürü oluyor bunlar ama motor güzel mi? Güzel. Bu paraya daha iyisi var mı? Bu paraya daha iyi racing görünümde bir motosiklet yok abi. O yüzden motorumuzu seviyoruz. Camla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bunun hani linkini bir bakayım. Bırakırım belki açıklamaya ya da hani açıklamaya bırakmayı unutursam da yorumlara yazarsınız. Linkini bırakırım. Bazıları tam uymuyormuş çünkü hani sağa solu falan. Bir markası falan yok bu arada. Hani öyle herhangi birini sipariş ettim. En güzel yorumlu olanı sipariş ettim. O kadar yani. RS200'ün modifikasyonu böyle bu şekilde. Sizce RS200'e daha neler yapabiliriz? Bunlara da değinirsek sevinirim. Hani bir manet koruma falan düşünüyorum. Şöyle bir manet koruma yapsak. Güzel durur mu? Bence durur abi. Şöyle. Güzel duruyor. Genelde güzel duruyor. Bir manet koruma yapabiliriz. Koruma takozu tak diyeceksiniz. Koruma takozunu takacağım da şu grenajların sökülmesine ben uyuz oluyorum. Bilmiyorum böyle olan var mıdır başka? Zaten koruma takozunu takacak olursam kesinlikle şu izolasyon bandını da yapacağım. Öyle düşünüyorum. Bakalım. Belki hani şuralardan açıp da sadece koruma takozuna şöyle ulaşabilirsek şurada takacağımız yere. Şurada bir yere takılıyor. Ulaşabilirsek şöyle hafifçe şey yapmadan cırcırla takabilirsek o zaman düşünebilirim. Ama onun için birazcık böyle vaktimizin falan olması lazım ya da servise götürüp taktırmam lazım. İzmir'de önerebileceğiniz servis varsa bu arada yorumlara da açayım. Böyle güzel bir usta var diyorsanız. Çiğli'deki Ekrem Usta var diyor herkes. Evet Ekrem Usta var. Da Çiğli'ye ben uzağım yani. Hani daha böyle İzmir'in merkezi konumlarında falan varsa güzel bir usta. Onu gösterebiliriz. Son bir şöyle cilalama parlatma yapıp tam görünüşünü şöyle size gösterelim. Orada parmak izimiz falan kaldı malum. Yani montajı basit zaten. Civataları söküyorsunuz, takıyorsunuz ama şunları düşürmeyin. Yani düşürürseniz böyle bizim gibi beklerseniz. Şurada 5 gün şey aradık, somun aradık. Yani 5 gün dediğim belki 1 saat aradık ama bana 5 gün gibi geldi yani. Bütün video alt üst oldu bu arada onlarda da. Dediğim şey başa eklediğim videoda işte o farklı bir günde çekilmişti. Şöyle. Gördüğünüz gibi abi.
Böyle oldu. Güzel mi oldu? Çirkin mi oldu? Şöyle farklı açılardan göstereyim. Siz de bir yorumlarda belirtin. Böyle. Takipçilerimin hepsini seviyorum. Takipçi olmayıp izleyenleri de seviyorum. Takipçi olmayanlar da lütfen takipte kalsın, abone olsun. Görüşmek üzere.